Saçlarınız dökülüyor mu? Dökülüyor, evet. Saç dökülmesi için ne yapıyorsun? Ya aslında zeytinyağı var. Zeytinyağı kürü yapıyorum ama saf doğal zeytinyağı bulabilirsem ya da zeytinyağlı sabun ya da zeytinyağlı şampuanlar. Yani bu daha çok zeytinyağlı ürünlere dikkat ettiğimde biraz daha etkili oluyor saçta. Kozmetik içerikli şeyleri kullanmıyorum. Yani mümkün olduğunca kaçınıyorum. Yani böyle kozmetik veya parfümlü şeyler. Dediğim gibi saf sabun olabilir, doğal zeytinyağlı şampuan. Yani zeytinyağı ürününden memnun kaldığım için başka bir şey denemedim. Saçlarınız dökülüyor mu? Önceden dökülüyordu. Şimdi artık bakım aldım. Eskisi gibi dökülmüyor yani. Nasıl bir bakım uyguluyorsunuz saç? Bitkisel şampuanlar kullanıyorum. Saç bakım kremleri kullanıyorum. Bu sayede saçlar biraz dökülmeden kurtuldu yani. Saçlarınız dökülüyor mu? Evet. Maalesef. Saç dökülmeleri için ne yapıyorsunuz? Şu anda bitkisel bir şampuan kullanıyorum. Onun haricinde bitkisel bir ilaç kullandım. Çünkü benim doğumdan ötürü dökülmelerim oldu. Evet, saç cilt sorunlarımız hepimizde hemen hemen var. Konuğum herbalist Hülya Leyla Çabuk Hanım efendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla Hanım. Yine elleriniz dolu gelmişsiniz. Bu herbalist dedim. Bazıları belki de ilk defa duyuyor. Artık yaygınlaşmaya başladı bu kelime ama ne demek herbalist öncelikle? Herbalist demek bitkilerin bilimini, bitkilerin neye yaradığını bilen bir insana demek lazım. Hı hı. Ayrıca bilmenin ötesinde uygulama çok önemli. Sadece bitki şuna yarıyor dersin ama acaba nasıl uygularsın, nasıl yaparsın? Bunların eğitimini alıyorsun. Bunların içine bir bitki bilimi zaten benim ailemden geliyor. Ailemin birikimlerini ben bugün şey olarak yani piyasaya sürdüm. Veyahut da ne bileyim bugüne kadar çalıştığım, 56'dan beri çalışıyorum. Siz bugüne kadar çalıştım. Değil mi yanılmıyorsam? Efendim. Nereliydiniz? Karadeniz, Ordu. Ordulusunuz. Ordu arası da bitkiye çok müsait bir tabii şey. Müsait, bitkiye çok müsait bir ikincisi de daha orası hormonlu olmadı. Bilhassa yaylaları çok güzel. Hakikaten bu bitkileri toplarken artık zorlanıyor musunuz? Çünkü çevre kirlendi. Şimdi efendim aşağılardan almıyorsun. Niye çevre kirleniyor? Gübre atıyorlar. Çevrenin gübresi. Suni gübre atıldığı zaman bitkinin verimi azalıyor. Onu zaten uygularken görüyorsun. Ama ne yapıyorsun? Yaylalar bitki dolu. Her tarafı. Benim en çok kullandığım bitki kikik. Isırgan. Sarımsak. Mesela bana gelen insanlara ben şunu derim. Bana ulaşır veyahut da ulaşmaz burada olur. İnsanlar önce doktora gitsin. Çaresi olmayan gelsin diyorum. Bunu çaresi olmayan bana gelsin diyen insanın bir bildiği vardır. Yani bunu burada söylüyorsun. Gelen insan siz böyle konuştunuz diyor. Ben şu kadar zaman diyor şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. En az giden 4 sene, en fazla giden 31 sene. 31 senedir böyleyim diyor. Ne oluyor bu sefer? Ona gün veriyorsun. Diyorsun ki böyle böyle olur. Size en basit bir şey göstereceğim. Çok basit ama. Buyurun. Bu gösterdim. Bana bir çocuk geldi, böyle geldi. Evet, buyur. Şu anda yayında herhalde. Yani gencecik adam böyle geldi. 1,5 sene sonra böyle oldu. Yani bir insanın ne kadar değiştiğine bak. 21 senedir saç olmayan bir insan. Tekrardan, yani yavaş yavaş bu noktada bir de ona verdiğim gün var. 3 sene sonra böyle oldu. 3 yıl sonra. Bunun acaba bir daha saçı dökülür mü? Dökülür mü? Hanımefendi şöyle bir şey var. İlacı alıyorsun, ilacın hükmü geçiyor, tekrar bir daha alıyorsun. İlacı alıyorsun, uzun ilaç aldığın zaman bağışıklık kazanıyor bir de. Anlıyor musun? Ama ben insanların saçına hizmet ederken ben buna bir şey yapmıyorum ki. Ben tarlayı temizliyorum. Yani saçın derisini temizliyorum. Size şöyle bir çocuklar göstereceğim. İnanamayacaksın yani. Bu insanlar bana geldiğinde nasıl gelmiş, nasıl olmuş? Şu insan şöyle geldi. Gencecik. Böyle gitti. Ve bir daha bunu görecek mi? Hayır.
Çünkü oradaki sorunu alıyorum. Benim saçım dökülmüyor, sizinki dökülmüyor da. Bu insanınki niye dökülüyor? Nesi var ama? Şimdi bu insan bana dışarıdan geldi. İnsan bana böyle geldi. Al böyle. Böyle geldi. Bu şekilde geliyor. Bu insan 3 yıl sonra böyle gitti. Ama bunların hep ismi var. Niye böyle geldi, böyle gitti? Biraz evvelki gösterdiğim saç kırandı. Bu liken. Likeni kimse bilmez. Çok az insan bilir. Şimdi efendim, insanların, benim eskiden insanların saçı 40'ından sonra dökülürdü. 18 yaşında insanların saçı dökülmeye başladı. 20 yaşında insanların saçı dökülmeye başladı. Niye dökülüyor ama? Niye? Mesela benim babamın 40'ta dökülmüş diyor. Şimdi bak, şu gencecik bir çocuk. Saçsız haline bak, ne kadar. Yani itici bir görünüm var. Bir de saçlı haline bak. Bu 24 ay gelir. Yani burada sorun var. Derideki sorunu aldığın zaman saç tekrar çıkıyor. Bir de mesela şu çocuk ne kadar genç? Bunlara bak. Ne kadar genç çocuklar. Bunların saçı dökülecek yaşta mı? Yok. Evet. Bana geldi. 24 ay. Yani nasıl geldi, nasıl oldu? Bunları insanlar geldiği zaman, sizlerden, başka şeylerden ulaştığı zaman sahiden ciddiymiş diyor, yani gösterdi. İnsanlar bir yerde ekran o kadar güvenmiyor. Hani bazı şeyler oluyor. Acaba yanlış mı diye. Benim mesela bu size gösterdim 10 tane bilemedim, 20 tane olsun. Yüzleri var, binleri var. Bütün duvarlarda asılı. Bu sadece onaylanmış insanların. Şubeye bak. Yaş, saçsız haline bak. Nasıl olmuş? Bir de saçlı haline bak. Saç geldiği zaman nasıl olmuş? Yani insanın aksesuarı. Ne kadar çirkin bir görünüm var, ne kadar değişen bir görünüm var. Ama bunlar bana inanarak mı geldi? Yok. Çünkü insanların umudu yok olmuş. Peki Leyla Hanım'la devam edeceğiz sohbetimize. Çok kısacık bir reklam arası girmemiz gerekiyor. Şimdi reklamlardan sonra sizi yine burada bekliyoruz efendim. Tek bir akü hepsine yeter. Kolay kullanım, hafif, sessiz ve güçlü makineler. Motorlu testere, tırpan, üfleme ve çit kesme makinesi. Tek bir şitil hepsine yeter. Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen motorlu testere markası Şitil'den akülü ürünler. Sağlıcakla kalındasınız. Programımız devam ediyor. Herbalist Hülya Leyla Çabuk hanımefendi ile sohbet etmeye başlamıştık. Gerçekten çok genç yaşta saç kaybına uğramış arkadaşlarımızı çocuk gösteriyordu. Bu çocuk kaç yaşında? 16 falan mı? 12. 12 mi? Evet. Aa canım, çok küçükmüş. Bu böyle geldi. Böyle. Yani en son çektiğim zaman orada onun açıklık yeri kaldığını gösteriyorum. Şimdi mesela az sorunu olan az geliyor. Şu bey ne kadar gelmiş bana? Şunun sorunu ne kadar az bak. Bu bana 18 ay gelir. Şimdi bana gelir derken hani egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken.
Bunların hepsi cilt hastalığı, cilt rahatsızlığı. Ben Sedef'e bakmam. Çünkü tıbbın işi. Ama bana geliyor diyor ki başımda kepek var. Ben bütün yaptığım işleri başına korum, bütün ayağına kadar temizlenir. Yaptığım bitkiden. Hani biraz evvel bitki nasıl, neden herbalist denildiği zaman anlattınız ya. Evet. Şimdi ben bunun içinde büyüdüm. İçinde büyüdüğüm için bana gelen insanlar, bana ulaşan daha doğrusu, sizin vasıtanızdan, başka televizyonlardan bana ulaşan insanlar, ben şu kadar şu kadar şuraya gittim diyor. Normal olarak gitmiş olur. Fakat umudu yok oluyor. Acaba burası doğru yer mi diye. Bu çok önemli ama. Hem gelecek, hem ben ilk geldiği zaman insanlardan ilk görüşmeye ücret almam. İster hizmet alır, ister ürün alır, ne yaparsa yapsın. İsterse hiçbir şey almadan gitsin. Ben ücret almam. Sadece o insanın sorununun ne olduğunu söylerim. Ne kadar kullanacağını söylerim. Uzaktan gelen alır kendi kullanır. Ama önce bir görmem lazım. Görmedikten sonra asla onu şey yapamıyorum. Hı hı. Şöyle ki, görmem lazım derken anne, şurayı kastediyorum. Bak mesela, şu bey yeni dökülmeye başlıyor. Dikkatini çekelim. Hı hı. Yeni dökülüyor. Ama bunun ismi ne? Mantar. Bu insan aldı kendi yaptı resmini gönderdi bana. Aldı kendi yaptı resmini gönderdi. Yani diyeceğim, evde yapacak olan insanlar var, bana ulaşacak insanlar. Bana ulaşan insanlar kronik olanlar. Mesela şu genç kız. Bu vaziyette bu çocuk gezer mi sokakta? Gezemez değil mi? Tabii. Evet. Bu çocuğun psikolojisini aylar sonra dinlediğin zaman bazen ben diyorum ki yaşayanlar konuşuyor, öyle kitap çıkaracağım. Yaşayanlar konuşuyor. Bir de böyle olduğunu düşün. Bunun minnetini düşün bir de. Yani nereden nereye geldim gibisinden. Şimdi efendim bunları söylüyorsun. Bu öğrendiklerinizi nasıl öğrendiniz peki? Yani hangi bitkinin neye şimdi iyi geleceğini? Bitki bilimi ailemden geliyor. Ailemin büyüklerinden, işte ben 7. kuşak mıyım, 8. kuşak mıyım orasını bilemiyorum. Onu bana sordukları zaman sorulması gereken yerlerde onun cevabı verilmiştir. Ama ben 6 yaşında bir portakala bitki topluyordum. Bir portakal veriyorlardı, portakal yoktu. Bitki topluyorum, sepete doldur diyorsun. Ondan sonra 7-8 yaşına geldiği zaman sana şunu kar diyorlar. Uzaktan yakından insanlar geliyor, çaresi olmayan insanlar. Annemin ninesi yapıyordu. Ondan sonra annem yapıyordu. Ondan sonra hepimizin bildiği bir şey. Biraz daha genç kız oluyorsun, tüylerin çıkıyor. Sivilcen çıkıyor. Ne yapıyorsun bunu? Sana diyorlar ki şunu şunu karıştır da koy. Büyüklerini söylüyor. Aa, koyuyorsun, tüyün yok oluyor. Yani tüy hamam otu gibi değil. Hani şimdi görüyorsun bazen böyle hani tüyü sürüyorlar, hemen dökülüyor. Onu o şey ettiğiniz zaman jilet gibi kesiyor. Bir kökten 3 tane çıkıyor ondan sonra. Onu alanlar önce bir ağlıyor, sonra yanılıyor. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Buyurun, tabii. Şu genç kızın yüzüne bak. Nasıl yüz değil mi? Son derece sivilceli yani, gözüküyor. Bu insan sivilceli gözüküyor da yüzünden mütevelli okulunu bıraktı. Öyle mi? Bir de bittiği haline bak. Bunu bitki yapıyor. Acaba bu ömrünün sonuna kadar bir daha bu sivilceyi görecek mi? Bana geldikleri zaman, bana ulaştıkları zaman, yani bana elit insan geliyor bu gibi şeylerden. İlaç almak istemiyorlar. Çünkü ilacın yan etkisini olduğunu görüyorlar. Arkadaşlarından görüyor, işten dosttan görüyor. Ondan çekiniyorlar. Gerçi ilaçlar da sonuçta bitkilerden elde ediliyor. Şimdi ilaçlar, bitkiler, ilacın yan etkisi var. Ama bunun yan etkisi cildi güzelleştiriyor. Bu vaziyette geliyorsun, bu vaziyette böyle bir cilde sahip oluyorsun. Buyurun. Bütün iltihaplar içinde, yara bere içinde. Önce sivilcesi geçiyor, o iltihaplar geçiyor. Sonra izleri, sonra delikleri geçiyor. Bir tane çizgi var mı yüzünde? Yok. Yani diyeceğim, daha yeni yeni insanlar Türkiye'de bitkiyi kabul etmeye başladı. O da elit bir tabaka.
dünya bitki kabul ediyor. Ama bizde sapla saman karıştı. Mesela bu bey mantar. Bildiğimiz mantar. Yani mantar olmasa biz üreyemeyiz. Mantar bizim ürememiz için var. Bu insan aldı. 2 ayda, 3 ayda bir bana geldi, böyle oldu. Bu bir daha aynı şeyi görmüyor ki. Aynı şeyi yaşamıyor. Şimdi efendim şöyle bir şey var. İnsanlar biraz evvel dediğim gibi resmi görüyoruz da acaba doğru mu diyor. Geldiği zaman, işlem yapıldığı zaman soruyorum onlara. Böyle bir işlemi hiçbir yerde yaptırdınız mı, ilk defa gördüm diyor. Çünkü onu sık gelir başına. Şunu sür gelir saçın. Şu şeyi kullan o saçın. Bunlar yalan be güzelim. Yalan. Yani o tarlanın verimini en evvela derinin verimini alacaksın, sonra saç alacaksın. Şimdi mesela bu da bak. Erkeksi dökülme dediğimiz şey bu. Evet. Bu ne kadar dökülmüş, dökülmüş? 20 ay. Bilmeden olsa. Ama bu mesela ne kadar olmuş döküleli? Diyelim ki 5 sene. Al. Al. Saça bak. Köke bak. Yani bunları anlatmakla bitmez. Ancak yaşayanlara sormak lazım. Şimdi yaşayanlara sormak lazım derken annek, biraz evvel şeye gittik. Tüye gittim, kaldım. Hani kendimi de öğrendim dedim ya. Evet. Sivilcen oluyor, tüyün oluyor, saçın dökülüyor. Aa, onu evde yaptırıyorlar sana. Kardırıyorlar, şunu koy, şunu koy diye. Bir bakıyorsun ki onu koyuyorsun. Ben 48'de geldim buraya, İstanbul'a. Çocukken geldim. Ben yanımda karşı komşumuzda kız arkadaşlarımın tüylerini, sivilcelerini geçirdiğim zaman onlar beni öbür arkadaşına gönderdi. Öbür arkadaşına gönderdi. Tanınmam, bitkici olmam buradan başladı. Anlıyor musun? 8 sene sonra baktım ki daha gidemiyorum. Çünkü o kadar çoğaldı ki isteye. Ne yapıyorsun bunu? Zaman sana her şeyi daha iyi öğretiyor. Üretiyorsun, güzel bir yer açıyorsun, yapıyorsun. İnsanlara memnun ettiğin zaman o insan verdiği parayı helal ediyor sana. O seni tekrar arayıp buluyor. Mesela son zamanlarda bana gelenler, benim arkadaşım tavsiye etti siz diye. Son zamanda gelenler, beni bilmem arkadaşımın tanıdığı vardı, onun şu sorunları varmış, geçmiş, o beni tavsiye etti diyor. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Muhakkak öyle. İnsanın yaptığı bir şeyin geri dönmesi. Birçok noktada hani gerçekten yardımcı oluyorsunuz. Sizin de böyle çözümsüz kaldığınız şeyler oluyor mu bazı şeylerde? Efendim? Çözümsüz kaldığınız durumlar olabiliyor mu? Çözümsüz kaldığım durumu alamam. Mümkün değil almam. Hı hı. Bana geliyor diyor ki midem ağrıyor, benim işim değil. Bana geliyor diyor ki benim bağırsaklarım bozuk, benim işim değil. O benim işim değil. Ben sadece hani tabiri caizse beni mazur gör, ben kaportayı yeniliyorum. Benim için o. Ben insanın iskeletine çalışıyorum. O iskelete çalıştığım zaman nesi varsa ama sırtında sivilceli olanlar, bir takım yerleri siyahlaşmış olanlar, bir takım mesela ağda yaptırmış, ağdadan renk kalmış, lekeler olmuş yerler var. Bunlar kapalı yerlerde gözükmüyor. Ama yaz geldiği zaman hepsi gözüküyor bunların. Ha, onlara derim. Ya bana 3 kere gel ya 5 kere gel o şeylerde. Çünkü onun kendisini öğretirim, kendisi yapar onu. Hani, tüysü için. Tüysünü 1 hafta kullan, 1 hafta sonra bana gel derim. Yakınsa. Yoksa eğer gelmişse tüyü eline sürerim. Bitki bekler, kurur, yıkar, o kadar. Başka bir şey yok. Yani ona haftada bir sürer, 2 sürer. Tüyünün kalınlığına göre. Şimdi alnımızda tüy var belli mi? Yok, değil. Ama tüy nerede daha canlıysa oraya 3 defa sürersin. Ama bu ne? Verimi düşürüyor. Yazın bilhassa bu var. Verimi düşürüyor. İnsan kışın her tarafını kapatıyor. Ama yazın öyle değil. Yazın bir de leke var. Siz hiç bitkiden güneş kremi kullandın mı? Hiç duydun mu böyle bir şey? Yani işte kakao falan sürüyoruz zaman zaman ama. Onu düşürüyorsun. Ne öneriyorsunuz? Ben yeni öneriyorum.
Şimdi ben bazı müşterime, beni tanırlar yani, ben onlara hiçbir zaman için yanıltmam. Böyle bir şey bende yok zaten. Bunu al çocuğuna sür diyorum. Güneşe gidiyor. Akşamleyin bana telefon et. Özü hangi bitki? Akşamleyin bana telefon et. İki gün sonra bana telefon et. Sür sabahleyin çıksın, çocuk akşama kadar oynasın. Bu kadar basın. Çocuk. Ya bir de büyükler. Neden biliyor musun? İnsanın cildine yararlı bir şey yaptığın zaman asla o sana kötülük yapmıyor. Yeter ki o cilde yararlı bir şey yap. Cilde güzel bir şey ver. Bitkinin de yan etkisi diye bir şey söz konusu oluyor bitkinin mu? Bitkinin yan etkisi olmaz da bitkiyi yanlış kullanan vardır. Niye? Nerede o yanlış? Birçok yerlerde bitki mesela onu koydular, bunu koydular, bitkiler var. Şunu şuna karıştır, bunu buna karıştır dediler. Siz hiç süt mayaladınız mı? Yok. Sütle mayayı fazla korsan su olur. Az korsan ekşi olur, tutmaz. Yani aynı süt mayalama gibidir. Yani insanlar bana tarif et, söyle diye mümkün değil. Çünkü söylediğin zaman onun rizikosunu alırsın. Bir tutam ama ne tutamı? Bir filcan ama ne filcanı? Nasıl güçlü? Bir sarımsak diyorsun, sarımsağın dişi kalın olan da var, ince olan da var. Yani bunlar mümkün değil. Bunlar ehlinin elinde olması lazım. Yani dedik ya işte ilaçların da kökeni bitkiler diye. Demek ki ilaç gibi onların da bir reçetesi var. Bitkinin hangi bitkiye ne kadar koyacağımız. Zaten onun reçetesini bilmiyorsan hiç konuşmam efendi. Hiç konuşma. Bilmiyorum ben. Çünkü evet, hayır, o noktada. Neden biliyor musun? Bitkiciler için diyorum. Eğer onun yapılacak şeyini bilmiyorsan boşuna konuşuyorsun. Onu alın kanat, onu alın. Zaten alıyorlar, yapıyorlar. Hiçbir şey yaramadı diyorlar. Bunu söylüyorlar kendileri. Ben tekrardan bunlara bunu mu söyleyeyim? Ben diyorum ki al kullan. Bizde bir şey vardır. Malı satar, arkasına sahip çıkmaz. İki gün sonra, üç gün sonra getirdiğin zaman der ki işte kullanmışsın, alamam. Arkasını döner. Ben derim ki kişinin yaşına göre krem olsun, leke ilacı olsun, efendime söyleyeyim ilaç dedim, leke bitkisi olsun, güneş olsun, bana ya bir hafta sonra telefon edin ya akşama telefon edin, ya da 15 gün sonra telefon edin. Şimdi insan, elinizde de galiba dönenlerden birisi daha var. Hanımların sonrasını çekemiyorsun, al bak. Yani bir hanım olarak bu vaziyette gezebilir misin? Peruk taksa olmuyor. Hani kullanamıyor. Buyurun. Gelenlerin çoğu böyle. Ama ikincisini çekemem. Çünkü ikincisine izin almadım. İkincisini veremem. Bana geldikleri haller bunlar. Şimdi mesela bak ne kadar genç. Ne kadar şeyli. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Biraz evvel dedik ya. Sarımsak, kekik, ısırgan. Benim bütün yaptığım, saç için yaptığım karışımlar bundan oluyor. Niye bundan oluyor? Sarımsak, kekik, ısırgan, onu nasıl yapıyorsun acaba? Bunların hepsini yiyorsun zaten. Kekikler yayladan mor mor toplanır, bunun gibi mor kekikler gelir. Sarımsak taş köprüden alıyorsun. Isırganı biz çocukken, ısırgan her türlü yemeğini yapardık. Acaba bu insanı nasıl hale getiriyor, verimli hale getiriyor bu yapılan işler? Önemli olan onun dozunu bilmek, onu ayarlayabilmek. Onun dozunu biliyorsan, ayarlıyorsan. Ama bir de şu var, egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken akar. Nasıl akıyor diyeceksin. Yani mutlaka o rahatsızlığı yapan alttaki sıvıyı dışarı çıkarır. Size şöyle söyleyeyim. İlaç içeri bastırıyor hastalığı. Ben onu şeyde görüyorum, sedeflerde görüyorum. Hep içeri bastırmış. Sürüyor, ne yapsın adam? Kadın geliyor diyor ki çocuklarım elinden yemek yemiyor diyor. Adam diyor ki benden siskiniyorlar diyor. Hep sürüyorlar, içeri sıkıyorlar. Ama bir müddet sonra o elin derisi, depideri çalışmıyor daha.
o içeri sokulan şeyi dışarı çıkarmak daha zor. İlaç alan baskılıyor ya, daha çok uğraşıyorsun. Ama hiç ilaç almamış, hasbelkader alamamış, bir seneyi bulmuyor. Hayatının sonuna kadar tekrar o sedefi, egzamayı, likeni görürse, ben onlara ne söz veriyorum biliyor musun? Burayı kapatın diyorum. Kapatırım burayı diyorum. O zaman inanıyorlar biraz. İnanıyorlar. Diyorum böyle böyle çıkar. Niye inanmıyorlar? Baştan da söyledim ya. Size gidiyor, bana geliyor, öbürüne gidiyor, öbürüne gidiyor. Hepsi olacak diyor. Tamam çıkarırız diyor. Ama hepsinden hayal kırıklığına uğruyorlar. O ne kadar acı bir şey biliyor musun? Bir de genç olduğunu düşün. O çocuklar, küçük çocuklar saç kıran olduğu zaman, arkadaşlar onların alay ettiği zaman öyle asi çocuklar var ki. Hani hırçınlaşmışlar. Neden? Çocuklar baktığı zaman sokağa çıkmıyor, kimisi okulu bırakıyor. Ne kadar acı çeken insanlar var ki. Öyle. Onu görüyorum. Doğru. Yani diyeceğim, ben sadece uygulamayı başa yaparım. Hiçbir yere yapmam baştan. Başa yaparım, bütün vücutunda neyse onu alır. Onu ona söylüyorum. Aynı bitki, size de koyayım, bana da koyayım, başkasına da koyayım. Siz de başka bir şey yapıyor, ben de başka bir şey, öbüründe başka bir şey yapıyor. Çünkü neden? Ciltteki soruna göre değişiyor. Akar diyorum. Akan ne acaba? Hiç sivilce sıktınız mı? Evet. Sıktığın zaman içi çıkar da arkasından zamp gibi su gelir ya. Evet. Zamp gibi kulağın arkasından su geliyor. Bazıları diyor ki Leyla Hanım havlu değiştirdim gece diyor. İlk günü çok kokar. Bir daha da kokmaz. Geliyorlar çok kokuyor. Benden gelmiyor, sizden geliyor, ben ne yapayım diyorum. Leyla Hanım'ın hani tedavisinin neticesi bu. Çok da korkmamak lazım diyelim o halde. Ben zaman nasıl geçti anlamadım. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Bakın herbalist Hülya Leyla Çabuk bize neler anlattı bugün? Bir saç konusunu anlattı, iki cilt konusunu. Hem saçlandırıyor hem tüy döküyor bir taraftan. İkisi birbirinden çok farklı, ayrı. Beraberinde de cilt, özellikle sivilcelenmeyi konuştuk değil Ciltteki mi? Ciltteki sivilcelenme. O bu çok önemliydi. Genç çocuklar için çok problem oluyor. Çok yani şey oluyorlar. Takıntıları oluyor. Anlıyor musun? Evet. Kimisinin de sırtında çok olur. Nerede olursa sırtına, olsun dert edilmeyecek bundan sonra demek ki. Nerede olursa olsun zaten. Ben diyorum almış olduğunuz bu şeyi, neyse parapatı, onu yarı olduğu zaman bana telefon çok edin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Ne demek? Kısa bir ara. Aradan sonra bu sefer hukuk konusunu işleyeceğiz. Hukukta miras konusu ve boşanmalar, velayet konusu, hepsi için birazdan karşınızdayız efendim.